Haftanın en çok konuşulan maçı derbiyle başlayalım. Maçtan önceki bölümümüzde üzerinde durduğumuz konulardan başlıcası, her iki takımın da şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyecek takım performansından uzak kale önü performansları sergiliyor olmalarıydı. Maçın senaryosu da bunun cevabı oldu, ancak Galatasaray için mevcut durumun devamı, belki de maçın kaybına neden olurken, kendi döngüsünü bu maçta kırabilen Fenerbahçe içinse galibiyet böyle geldi. Karşılaşma bittiğinde skorboardda yazanın tam tersi mücadelenin XG skorunda yazıyor. Galatasaray'ın 2 gol beklentisine Fenerbahçe'nin cevabı 1, ancak skor tam tersi oldu. Galatasaray golü aslında çok gol bulmadığı bir dilimde erken buldu. Mesut'un 50 metre top sürüp attığı golle hem skor hem de neredeyse XG'ler eşitlendi. Maçın geri kalanında Fenerbahçe'nin gol beklentisini temsil eden sarı çizgide hiç dikine uzun bir yükseliş görmüyoruz. Yani yüksek gol beklentili şutu yok sarı lacivertlilerin. Galatasaray'da ise iki tane bu tip şut var ve mücadelenin sonunda da Galatasaray'ın XG'sinin Fenerbahçe'ninkinin iki katı olmasına neden olanlar da onlar. Ancak sarı kırmızılılar o şutlardan gol bulamadı. Kim Min-jae ve Berke'nin bundaki payı büyük. Bu bölümde sayılarına bir kez daha değinmeyeceğiz, ancak Fenerbahçe sezon başından beri süre gelen oyuncu rotasyonuna bu maçta da devam ederken üstüne bir de ilk defa bir maça dörtlü savunmayla başladı. Galatasaray'ın sürprizsiz kadrosuyla Fenerbahçe'nin ön tarafta neredeyse hiç safkan kenar oyuncusu barındırmayan merkez özellikli orta sahası daha ilk düdükten itibaren değişik bir karşılaşma izleyebileceğimizin sinyallerini zaten vermişti. Galatasaray'da Fenerbahçe'de ilk yarıda çok pas hatası yaptı ve çok top kaybetti yorumları, özellikle sosyal medyada baskındı. Ancak sayılara baktığımızda Galatasaray için bunun doğru olduğunu, Fenerbahçe içinse olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın ilk yarıdaki %79,7'lik pas isabeti, onlar adına sezonun en düşük 3. ilk yarı pas performansıydı. Top kaybındaysa yapılan 67 top kaybı sezonun en yüksek 5. sayısıydı. Fenerbahçe'nin %82,5'luk pas isabeti sezonun en yüksek 8. veya en düşük 6. pas performansı olurken, top kayıplarındaki 61, onlar adına sezonun en yüksek 11. sayısıydı. Galatasaray daha düşük ilk yarı pas isabetini sadece Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında görürken, Fenerbahçe ise sadece Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarının ilk yarılarında daha az top kaybetmişti. Maça dörtlü savunmayla başlayıp karşılaşma önü senaryolarının çoğunu boşa düşüren Vitor Pereira, maçın 71. dakikasında o dakikaya kadar takımın deplasmanda topu rakibe çok da vermemesinde belki de en çok payı olan iki oyuncusunu, Jose Sosa ve İrfancan Kahveci'yi oyundan aldı. Bu iki oyuncuyu kenara alırken de sahaya Bright Osayi Samuel ve Miguel Crespo'yu gönderdi. Bu iki değişiklik Fenerbahçe'yi yeniden üçlü savunmaya döndürmekle kalmadı, topun hakimiyetini de rakibe verdi. 31. dakikadaki beraberlik golüne kadar topa rakibi kadar sahip olan, rakip ceza sahasında topla 6 kez buluşup 4 şut çeken, 34 top kaybı ve 21 isabetsiz pas yapan Fenerbahçe, sonrasında değişikliğe kadarki 40 dakikada aynı sayıda şut çekerken rakip ceza sahası içindeki tehdidini arttırmıştı. Top kayıpları ve isabetsiz pas sayıları da artmıştı. Pereira belki bu kayıpları azaltmak isteyerek değişikliğe gitti. Ancak bu iki değişiklikten sonra top tamamen Galatasaray'a geçti. Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %28'e gerilerken topa sahip olunmadığı için düşen top kaybı ve isabetsiz pas sayılarına doğal olarak şut ve ceza sahasında topla buluşma sayıları da eklendi ki bu son iki sayının birer tanesi zaten Crespo'nun galibiyeti getiren golünden geliyor. Aynı sayılara Galatasaray cephesinden bakacak olursak, beraberlik golüne kadarki sayılarla Fenerbahçe'nin üçlüye dönmesine kadarki zaman arasındaki en belirgin farklar
Galatasaray'ın top kaybı ve isabetsiz pas sayıları. Fenerbahçe'nin skoru eşitledikten sonra kendisi de top kaybetse bile Galatasaray'ı daha çok top kaybına zorladığını söylemek mümkün. Ancak üçlüye dönüşten sonra Galatasaray'ın hem top kaybı hem isabetsiz pas sayıları azalırken hücum tehdidinin ise arttığını görüyoruz. Galatasaray'ın Fenerbahçe üçlüye döndükten sonraki rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı, mücadelenin o dakikasına kadarkinin toplamından fazla. Ancak en başta da söylediğimiz gibi bu maçın senaryosundaki esas cümle Galatasaray atamadı. Önümüzde hala çok maç var ancak ligin 3'te 1'i bitmişken liderle oluşan 12 puanlık fark Galatasaray için tabii ki handikap. 2018-19 sezonunun 24. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sonrası Fatih Terim 8'le kapanır, 18'le demiş ve Galatasaray o hafta 8 puan gerisinde olduğu Medipol Başakşehir'in önünde ipi göğüslemişti. Ancak o sezonun 3'te 1'i geride kaldığında yani 12. haftada iki takım arasındaki farkın sadece 4 olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe ise arka arkaya 3 yenilgi üstüne tarihindeki ilk 4 maçlık yenilgi serisinden bir 96-9 penaltısıyla kurtulmuşken bir de derbi galibiyeti yakalayarak kendisini ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın üstüne atıp tepeye tutunmayı başardı. Ancak bu derbinin başlangıç planı olan dörtlü savunma konusu Vitor Pereira'nın karşısına çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor.